Merhaba arkadaşlar, ben Oğuz. Ben Yağmur. Uzun bir aradan sonra tekrar Nedret Bey'in 4501 aracımıza video çekiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir zaman geçti, çekemedim. Yerim yoktu, vakitim yoktu. Şimdi yeni evimizdeyiz arkadaşlar. Daha bitmedi ama burası güzel oldu. Bundan sonra burada video çeksem iyi olacak sanki ama olmuyor vakit. Neyse. Aracımıza uzaktan görüyorsanız bir şekilde. Yeni hazır şasiye geçtim arkadaşlar. Yeni şasiye verdim Çin'den, AliExpress'ten. Baya 1,5 ay falan oldu, geldi. 1,5 ayda geldi daha doğrusu, sipariş verdim. Onun üzerine geçirdim her şeyi. Şimdi detaylı olarak içini göstereceğim zaten. Nereye ne koydum, nasıl yaptım. Yeni özelliğimizi de göstereceğim. Kumandada da değişiklikler var arkadaşlar. Nano şildini aldım bir tane. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Her şey toplu derliydi. NRF'yi direkt o şildin üstüne takıyorum. Öyle çalışıyor. Bir yakından görelim arkadaşlar hepsini. Evet arkadaşlar. Yakından incelemeye geçtik. Önce vericimizi inceleyelim. Vericimiz çok sade görünüyor şu anda. Bir potlara gidiyor. Bir de joystick'lere kablo gidiyor. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi şurada Nano'nun şildini aldım. Üstüne NRF modülü direkt olarak takılabiliyor. Bütün regülesi her şeysi üstünde. Basit bir şekilde takılıyor. Nano'yu direkt üstüne takıyoruz. Çıkışları buradan vermiş. Burada ne var? Dijital pinlerin çıkışlarını buradan vermişler. RTX voltajları yanında. Buradan da analog çıkışları veriyorlar. Hemen söyleyeyim şu portlar niye? Bunların yanında daha önce anahtarlarımız vardı. Kalıcı tip butonlar. Onlarla roleyi kontrol ediyorduk. Şimdi roleyi yine kontrol edebiliriz. Ben alan olmadığı için butonları iptal ettim. Onun yerine pot taktım. Potun değerlerini vericiye göndererek arkadaşlar karşıda da bir transistör kontrol yapıyoruz. Kumandamız böyle. İstersek pil de takabiliriz. Ama ben şöyle adaptörle kontrol edeceğim. Bu böyle arkadaşlar. Bu aracımız, alıcımız yani. Üste iki tane anahtar yaptım arkadaşlar. Birisi ledlerin pilini açıp kapamaya yardım ediyor. Birisi de arabayı komple açmak için. Motorlara falan Arduino'ya enerji vermek için. Ben videolarını açmıştım. Çin'den sipariş verirken arkadaşlar bir normal gövde sipariş verdim. Motorlar ve gövde. Bir de ayrıyetten bir tane kata çıkmak için bir tane daha plaketini verdim sipariş. Geldi. Şurada gördüğünüz gibi yeni özellik. RGB LED koydum arkadaşlar. Bunu neyle kontrol ettim? Şurada gördüğünüz 3 tane transistörle yine aynı şekilde Arduino Mega'mız var. NRF'imiz burada arkadaşlar. Bu böyle tutturdum. Güzel duruyor içinde. Motor sürücümüz aynı. RGB LED'imiz orada. Piller nerede dersiniz arkadaşlar? Pillerimiz şu alanlarda. Birisi önde, birisi arkada. Çıkmasınlar yerinden diye iki tane buraya vida salladım. Kesinlikle çıkmaz içinden. Herhangi bir şekilde dışarı çıkış yapmaz. 2S halinde. İki tane lityum pillerimiz var. İkişer tane. Bu öndeki pilimiz arkadaşlar neyi kontrol ediyormuş? Motor sürücü enerji veriyor. Motor sürücü de Arduino tekerlere enerji veriyor. Bu taraftaki pilimiz de arkadaşlar LED'imize enerji veriyor. Transistörlere enerji veriyor. Oradan da LED'ler kontrol oluyor. İkisinin de anahtarı burada. Öndeki pilin, arkadaki pilin enerjisi. Yani başka bir anlatacağım bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar aracımız. İsterseniz bir testine geçelim. Nasıl gidiyor, LED'imiz nasıl kontrol ediliyor. Onları gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, test aşamasındayız şimdi. Nasıl çalıştığını göstereceğiz yine. İlk önce bildiğiniz üzere kumanda enerji veriyoruz. Şöyle takalım hemen. Enerjimizi verdik. Şuradaki ışık sürekli yanıp sönmeye başlayınca
sinyal göndermeye başlamıştır demek oluyor. Sağdaki joystick'imizi kullanıyoruz. Kardeşim yönetecek şimdi yine. Şimdi öncelikle arabaya gelelim. Şu aracımızı çalıştırıyor önce. Şimdi LED'e enerji verdiğimiz zaman en son pottan ne geliyorsa o değeri veriyor bize. O ışık şiddetini veriyor. Önce gel buraya doğru. Şuraya doğru getir. Biz kapalı şu anda. Mavi yakıp söndürelim. Evet. Parlaklığını değiştiririz böyle. Mavi kapatalım. Şimdi yeşili yak. Mesela yeşil yanıyor arkadaşlar. Yeşili kapat. En güzel sevdiğim renk yeşil burada. En parlak hem o yanıyor. Kırmızı yanacak şimdi. Kırmızı da yandı. Hepsini kapatalım. Mesela istediğin gibi ikisini yak şimdi. Yeşille mavi yak. Mavi yeşil de yak. Mesela turkuaz rengi çıkıyor. Hepsini yak. Hafif beyazlandıran bir renk çıkacak. Hepsini yaktın mı? Mesela şu anda beyaz yandı. Böyle güzel bir şey. Evet. Şimdi üstünü kapatalım. Çıkalım. Aracımızı yürütelim. Vidalarını takmadım şu anda arkadaşlar. Bakalım. Yani bu daha güzel dönüyor. Evet arkadaşlar, aracımızı testini yaptık. Radyo biletimizi güzel bir şekilde çalıştırdık. Butonları yine ekleyebilirsiniz. Kodda ekli değil ama isterseniz eğer ben ekler size gönderirim arkadaşlar kodu. Yeni bir çalışma üstündeyim yine. Şimdi söyleyeyim. Belki merak edersiniz. Engelden kaçma özelliği eklemeye çalışıyorum üstüne. Hedefi olduğu için biraz değişik oluyor. Aklımda öyle şu anda. Kodu yazdım ama tam çalışmadım, test etmedim. Bu videodan sonra test etmeye başlayacağım. İnşallah çalışır. Başka bir şey yok şu anda. Beğendin mi? Çok beğendim. Güzelmiş değil mi? Evet. Yani beğendi desek kardeşimize sıkıntı yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bu videomuzda. Bizi desteklemek için yorum yazabilirsiniz. Videoyu paylaşabilirsiniz. Sol üstteki linkten diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir de bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz hemen abone olur bilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Yeter.